Şimdi, Şimal'e evlenme teklif edeceksin. Şimal kabul eder etmez, ailelere biz gönlümüzce bir düğün yapamadık, bir tören daha yapalım mı diyeceksin. Nazlı'dan ayrılır ayrılmaz da Şimal'le gerçekten evleneceksin. Ama bunun gerçek olduğunu bir tek sen bileceksin. Doğru mu? İşte bu. İşte bu ya. Yani seninle tanıştığımızdan beri ilk defa uzun bir cümle kurdun. O da en mantıklı olandı. Bak şimdi. Ben Nazlı'ya boşanma evrakını imzalatır imzalatmaz Şimal'in kimliğini alıyorum ve Yıldırım nikahına başvuruyorum. Tamam mı? Ben daha önce evlilik yaptım. Sahte bir evlilikti. Fakat onu gerçekmiş gibi gösterdim. Şimdi sahtemiş gibi gösteriyorum. Bunu yapabilir miyim? Asıl sana bravo abicim. Bu yaptığın tam bir kolpacılık. Bak hani değişmiştim? Hani bundan sonra sadece dürüstlük, şeffaflık olacaktı? Özüne dönmem bu kadar mı çabuk olacaktı ya? Yok oğlum değiştim. Vallahi öyle ama bak. Bu seferki aşk için tamamen aşkım için yapıyorum bunu. Abi sevdiğin kadın bugün sana hayatının dersini verdi ya. Hayır hiç mi nasiplenmedi? Ne dersi varmış ya? Anlamadım ben. Dürüstlük dersi abicim, dürüstlük dersi. Kız hazır, her şeyi konuşalım. Bundan sonra yalan yok demişken çık karşısına böyle böyle oldu de dürüstçe. Yok hayır olmaz. Olmaz Levo yani ben bunu yapamam. Yani ya beni terk ederse ya hayır derse? En azından dürüst davranmış olursun abicim. Olmaz Levo yapamam yani bak. Oğlum son bir oyun ya. Ya bu son oyun bir daha oyun yok. Son oyun. Daha önceki oyunlarımı kabul ediyorum şirket için. Fakat bu aşkım için. Sevdiğim kadın için oğlum. Aşık oldum ben ya. Kuzum bak şimdi. Sen herkese her şeyi bir boş ver, bir kalbini dinle bakalım. Kalbin ne diyor? Kalbin acaba Civan'a güveniyor mu? Aa, herhalde Aslı. Olur mu öyle şey? Ayrıca ortaya çıkacak yalan mı kaldı? Herkes her şeyi biliyor artık. Bana bak bakayım, sen niye böyle sorular soruyorsun? Sen hala inanmıyor musun Civan'ın aşkına? Yok canım, güveniyorum. Güveniyorum. Civan sırrı sıklama aşık sana. O zaman? Ya ben şeyden dedim yani. Şey için dedim, şey dedim. Kenan. Sen niye Kenan'ı söylüyorsun? Yalan yok dedik ya. Ya tamam yalan yok dedik de Ahmet de Mehmet de canım ya niye Kenan deyip benim başımı yakıyorsun? Yapacak bir şey yok artık. Hem ne dedik? Artık hepimiz dürüst olacağız. Aha geliyor cacık. Gülsün bakalım. Hayrola Dursun babacığım, beni çağırmışsınız acil. Ya hala baba diyor ya. Duyuyorum baba, duymaz olur muyum? Diyor, utanmasın. Gelsene oğlum böyle. Ben burada biraz dursam olur mu, gelmesem? Burnuma pek iyi kokular gelmiyor da Dursun babacığım. Gülle buraya. Gelirim. Hızla gel. Ne oldu hani sen anan babanla gelecektin da Aslı kızımı isteyecektin? Vaz mı geçtin ha? Ha doğru, vaz mı geçtin lan? Ha siz o meseleyi diyorsunuz ya. Of Dursun babacığım. Keşke baştan söyleseydiniz, ben de başka bir şey var sandım. Vazgeçmedim tabii, vazgeçmedim de. İstiyorsun yani. Anan baban niye gelme diyor? Hasta çünkü. Annem, evet. Annem bir hasta, bir hasta biliyor musunuz? Yatak döşek, yatıyor yorganlar içinde. Hastanelere kaldırdık. O kaç gündür bununla uğraşıyoruz. Aa, hastaymış. Görünmez hastalık ya. Oğlum niye söylemiyorsun? Çok geçmiş olsun. Ara ananı da bir konuşayım. Geçmiş olsun diyeyim. Öylesi makbuldür, dünürümüzdür. Tabii tabii, öylesi makbuldür baba. Telefonu ver. Veremem. Veremem. Çünkü ben az önce kendisiyle değil, hasta çünkü kendisi bakamaz. Abi babamla konuştum. Hastanedeler. O yüzden sonra arasanız olur mu acaba biraz? Doğru tabii, şimdi hastanede telefonu yasak. Bir de birçok hastanelerde de çok çekmiyor yani. Doğru söylüyor o anlamda. Doğru. Sen bu şekilde kaç tane yalan söyleyebiliyorsun? Üst üste yani 5, 10, 15 gibi bir sınırı var mı? Yoksa böyle gidiyor musun? Nasıl? Anlayamadım yani Dursun babacığım, ben ne yalanı, bende yalan yok. Çok. Nasıl? Çok diyecekti de dili sürçüp yok diyor ya. Çok diyecekti doğru. Yok yok. Bitirsin lan sen. Hala tek ayak üstünde 10 tane yalan uyduruyorsun. Şimal bize her şeyi anlattı, biliyorum diyorum sana. Her şeyi derken Dursun baba. Baba deme lan da baba. Oğlum sen benim kardeşime evleneceğim diye kandırıp sonra da... Tövbe tövbe. Ben devamını getiremeyeceğim baba. Getirme evladım.
Getirirsem çok kötü olacak çünkü. Ha, kötü olacak değil. Ha. Kötü olacaksa devam et ya. Devam edeyim baba. Dümdüz gir. O zaman devam ediyorum. Ulan. Sen benim kardeşimi evleneceğim diye kandırıp sonrasında da başkasıyla mı aldattın lan? Oğlum şimdi öldürdüm lan seni. Dur bir dakika. Öldürme kısmı benim duyuyor. Ben öldüreceğim. Baba bırak. Kinim var diyorum ya. Nefes alın ya. Ben öldüreceğim diyorum sana. Baba. Sen öldüremezsin. Senin yaşın tutmaz bir kere. Baba kurban olayım. Bana bırak. Ben geberteceğim onu. Bana bırak diyorum. Kaçtı ulan. Lan. Gelin. Gel buraya. Babama da sinirli fevri diyoruz da. Şimal senin de yaptığın iş mi kızım ya? Hayır sen onca yalanı hangi ara söyledin bize? E şimdi bu adam senin yüzüne bakmasa Hakkı. Kim ki bu şimdi ya? Anam, sizin ne işiniz var burada? Emine abla biz oyun oynuyorduk. Ha bu uşakların topu sizin bahçeye kaçmış. Korkaylar orada. Çalamaya dedim. Çalın zil ne olacak ki dedim. Ha bu uşaklar mı korkuyor benden? O korkan başkası olmasın sakın. Emine abla biz geçip alalım o zaman ha? Tabii kuzum koş. Haydi iyi günler sana da. Emine Hanım. Ha sen de şu uşaklar gibi biraz böyle özgür olsan ya. Sıra sana gelse. Kendini hapsettiğin şu kafesin kapılarını şöyle bir açsan ne güzel olmaz mı Emine Hanım? Kaçma gel lan, durun lan! Babam mı ya? Ne babası? Anam öldürecekler ya çocuğu. Neden medeni insanlar gibi konuşup anlaşamıyoruz? Sen bir dur uşağım. Bir dur ben sana medeniyeti göstereceğim. Bir dur ulan. Baba, iki dirayrı sokakta göğe geçiştiriyor bu bizi, yürütüyor. Kurban olayım baba. Nereye kadar böyle koşturacağız ya? Dur damağım şişti dur. Ya dursun baba, yetmedi mi hala? Baba deme laba. Tamam, ne diyeyim? Amca diyeyim, dursun amca. Ya yorulmadı mı? Ben çok yoruldum. Ne zaman duracağız biz? Seni yakalayalım. Duracağız. Abla. Emine. Murat, ne yapıyorsunuz siz burada? Babam asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Sen tutma bizi abla. Biz bu alçağın cezasını keseceğiz. Oğlum saçma sapan konuşma. Çocuk musunuz siz? Emine, Şimal'ı evleneceğim diye kandırıp da sonra aldatan adam bu ya. Ben bunu nasıl bırakayım? Ha babam doğru diyorsun. Bırakma tabii başını. Bırakma bunun. Emine abla, gözümü seveyim bari sen yapma ya. Sus be, abla deme bana. Valla koparım senin o diline. Emine. Sormasa ayıp olmasın da. Sen o motorda ne yapıyorsun? Kaçtı hep. Kaçtı vallahi kaçırdınız elinizden. Koçak ara. Emine Hanım sana söylemem gereken bir şey var. Ya Murat sırası mı şimdi? Ama bir şey daha. Sırası değil. Haydi. Hadi bakalım. Emine abla, bana yardım etmen lazım. Lütfen. Onu önce altı yerken düşünecektin doktor. Emine Hanım, benim de sana bir şey söylemem lazım. Sen de Emine Hanım ya. Kaçma buradan. Emine dur Tony. Emine abla çabuk öldürecekler beni. Emine dur Tony. Neydi sus sen? Emine. Kapat Tony. Dursun baba. Alacağım baba. Emine. Emine. Ne yapıyorsun? Açın kapıyı. Anahtar çıkar aç bunu. Olur lan. Emine ne yapıyorsun sen? Emine abla öldürecek bunlar beni. Gerçi hakkında odur ya. Neyse işte. Ya bir dinlesen beni Emine abla bir dinlesen. Bak hala bana abla diyor. Hala bana abla diyor. Bak valla bırakırım kapıyı. Hayır aman. Emine ben sana bir şey demem. Gel. Sen kim köpeksin benim kardeşimi aldatıyorsun? Sen kimsin? Ya abla tamam ne desen haklısın ama ben sonrasında çok pişman oldum. Ben var ya aslında Şimali ben var ya. Sen senin kalıbına. Girdin çıktın bir de evimize. Emine beni bir dinlesen diyorum. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Ulan öldüreceğim seni içeri girirsin. Abla aç kapıyı abla. Oğlum açsana kapıyı. Açacağım yavru. Bunlar kapının arka açını tutuyorlar ha. Ben arka bahçenin dalan mı? Bir akıl ettim koş uşa. Emine aç kıracağım kapıyı. Bağırma saf çıkartmayın. Ulan
Açın diyorum sana! Ha böyle can derdine düşersin işte. Hepimizi aldattın sen ya. Hepimizi aldattın. Yok, benim etrafım sarıldı. Bittim ben, öldüm. Bir şey yapın, bir şey söyleyin. Çocuk gibi ağlayıp durma be. Emre, kapıyı kıracağım, bakın masraf çıkacak diyorum sana. Ben zaten var ya, ah babam için buradayım. O elini kana bulamasın diye. Yoksa senin umurunda değilsin benim. Tamam da yani sonuçta yine bir şekilde bana yardım etmiş oluyorsun. Söyle ben onu yapayım, ne yapayım, bir şey söyle. Canım, bilmiyorum. Ya Emine, ben de sana bir şey söylemeye çalışıyorum. Beni neden dinlemiyorsun? Senin sırası mı şimdi? Ya tam sırası şimdi. Ha, birazdan Dursun amca içeri girecek. Bunu gebertirken arada ben de kaynayacağım. Sonra hiçbir şey söyleyemeyeceğim sana. Kapıyı tut Murat. Kapıyı tut. Açın diyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Ne evli olman, ne çocuklarının olmaması. Bir tek umurumda olan sensin. Seninle birlikte olmak isterim. Ne? Emine bak. Kapı. Kapı, kapı! Emin Allah, kapı tutamıyorum Emin Allah! Haydi bakalım. Kapı! Lan! Lan! Yaktın çürenin! Gel buraya! Gel lan buraya! Lan! Dur, dur, dur! Dur, dur, dur! İmdat! Öldürüyorum, sen öldürüyorsun. Sen öldürün ona! Sen... Sen ne dedin az önce? Hiçbir şey umurumda değil dedim. Sırtındaki kamburu birlikte taşıyalım, beraber yüklenelim dedim. Eğer izin verirsen ben senden vazgeçmem derim. Ne dersin Emine? İzin verir misin? Hiçbir şey diyemedim. Diyemedim ama ay nasıl diyebilirim ki? Kız çok üzülecek. Kenan'da da üzülmüştü. Ama onunla bu hiçbir değil. Onunla bu hiçbir değil. Yani Civan evliymiş ama evli gibi de değilmiş de tam. Ben bunu niye duydum ya? Ben ne bileyim, minibüsten geçinseydim iki dakika bir şey olsa. Ben niye her şeyin içindeyim ya? Her olayın içindeyim. Duymamış gibi yapayım. Duymamış gibi yaparsam belki duymamış gibi olur. Öyle bir şey yapabilirim. Oha, o ne be? Kenan mı? Ne edeceğiz baba? Bırakacağız aşağıya. Yapmayın. Yalvarırım, yapmayın. İmdat! Kafayı suç akılsın diyorsun yani ha? Ya biz bırakalım da o ne yapacağını kendi karar versin. Kendi seçimi yani. Dursun amca. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, bununla duvarları siliyoruz. Kızım ne yapıyoruz? Cezasını kesiyoruz bu ahlaksızın. Yapmasanız mı acaba? Yani bırak Allah'ından bulsun. Kızım tövbe de, Allah'a karıştı mı bu işi? Biz kendi aramızda çözüyoruz ya. Aslı. Aslı yardım et, öldürecek bunlar beni. Yardım et. Hadi Emine. Bir şey söyle de. Ben dedim ki Murat. Evet de mesela. Gözünü seveyim, bunun için elini kana bulama ya. Aslı. Aslı. Evet, ha biz boşluğa unuttuk ya. Kana bulamaya değmez elini. Hem yaşlı başlı adamsın. Baba, babam yapma. Kardeşimi aldatmak neymiş, ben ona göstereceğim abla, sen karışma. Ya Miraç abi Allah aşkına şey mi kaldı bunun? Geçti o olay, boş verin ha. Evet, evet Aslı doğru söylüyor. Vallahi bak, geçti bitti olay. Ben Şimal var ya, artık benim kardeşim gibi, kardeşim, öz kardeşim gibi. Ulan nereye geçti gitti? Aylarca kızımı kandırmışsın. Bir de bizi kandırdın. Aslı'yla evleneceğim diye. Cezasız mı kalacak zannettin? At ula şunu. Dursun amca, Dursun amca. Bir dakika bir dinle ya. Bir son sözlerimi dinle en azından. Ben zaten acıların en büyüğünü çekiyorum, cezaların en büyüğünü çekiyorum. İnan bana, ben Şimal gibi bir kızı kaybettim. O gitti, Civan'la mutlu oldu. Ben belki ömrümün sonuna kadar yapayalnız kalacağım. Onu bir daha göremeyeceğim. Ya bundan daha büyük acı var mı? Bundan daha büyük çile var mı? Lütfen söyle ya. Uşak doğru söylüyor ya. Bayağı da bir doğru söylüyorsun aslında. Evet, doğru. Ne diyorsun baba? Peki yani bunu buradan aşağı atarsak bu ölür ya. Ölür mü diyorsun? Hadi babam, bırakın artık şu çocuğu, ne olur hadi. Hadi çek içeri, çek çek. Allah'ım sana geliyorum ama! Ne oluyor ya? Ulan. Oğlum. Ah bu doktor çok ağır. Ne oluyor oğlum? İyi misiniz lan? Ay. Başımın içinde filler de hep Nidahsin. Sabahtan beri kafamın ağrısı geçmedi. Sorma hanım, senin mi benim mi? Meryem ağrı kesici verdi de öyle ayakta zor duruyorum yani ha. Bu ne kele? Bu ne ya? Nereden geliyor bu ses? Ah.
Allah. Aa. Ya kızım, kapat, kapat. Ay yeter ya. Bıktım sizden. Cenaze evi gibi burası. Hadi biraz yüzümüz gülsün. Kız kapatsana şunu. Başım çatlıyor kız. Allah'ım ya. El alem deliye. Biz akıllıya muhtaç. Ya hadi. Hadi sen de dans et o zaman. Neşen yerine gelsin. Kızım kapat, kapat. Ya aman üzüldüğünüz şeye bak ya. Yalansa yalan. Çocuklar sevmiş mi sevmiş. Meryem, Şaziye. Gelin siz de dans edin. Ay ver bakayım. Hadi kız sen de oyna hadi. Ne oluyor ya? Ya şu gelinine söyle kapatsın şunu. Dinliyor mu hanım? Kızım kapat! Aman of ya bıktım sizden ha. Yetti be. Bu negatif ortamda kalıp kolektifinize dahil olamam. O yüzden sizi bu karanlıkla baş başa bırakıyorum ve kendi pozitif dünyama geri dönüyorum. Tahsin ne dedi bu ya? Kolektif falan değil ne o ya? Anlamadım hanım. Bunun şair tarafı da varmış baksana. Ya bunlar yaşamış ya kalmamış ya. İyi ki ben varım da bir güneş gibi doğuyorum bu ailenin içine. Çok şükür Allah'ım. İyi ki beni böyle yarattın. Sana borçluyum. Alo Cuman. Evdeyim, ne oldu ki? Ne yapacağım dedin? Aferin sana küçük oğlan. Hayır, resmen adam oluyorsun sen ya. Tamam, dinliyorum. Hadi anlat. Meryem, bunun yanına tatlı bir şey yok mu kız? Gel Kemal teyze, gel. Sağ ol kızım. Ay geldi gene. Ben oynamak istemiyorum, lütfen gelme. Hadi bakalım, dans etmiyorsunuz. Hadi bakalım, evden gidiyorsunuz. Ne oluyor kızım ya? Ne yapıyorsun sen? Saygılar, hürmetler benden sana babacığım. Ancak muhterem eşini de al ve çıkın gidin bu evden. Hadi anneciğim sen de direnme ve usulca toparlanın. Çıkın gidin bu evden. Kızım ne yapıyorsun sen? Bizi kovuyor mu ya? Evet kovuyorum. Yeter ya. Delirdim artık. Ya. Benim tersim bitti. Yeter gidin buradan. Ya bırak İyi ya. Görmek istemiyorum. Haydi. Hayırlar. Görmesin gözüm. Meryem, Şaziye bu bir takım oyunu. Çabuk bana yardım et. Eh yani baba. Çocuktan farksızsınız ha. Şu hale bak. Kızım benimle ne alakası var ya? Ben birazcık çek dedim. İyice de bir çekmiş abi bu buçukluk. Ben ne yaptım şimdi ya? Ben oradan çekince birden fırt dedi gitti. Hayır neyse ki Murat oradaydı. Yoksa hastanelerde uğraşıp duracaktık şimdi. Kenan sen iyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. İyiyim de kardeş sen iyi misin? Ben iyiyim. Bu böyle biraz önlem olsun diye. Yoksa... Geçmiş olsun. Şey, iyi ki oradaydın ama biliyor musun? Yoksa çok kötü olacaktı. Ben de onu merak ediyorum. Murat, sen niye oradaydın? Ya orada derken niye buradaydın manasında? Hani siz ikiniz niye buradaydınız şeklinde. Bir de mesela sen motordaydın ya, senin motorun var. Sen niye motordaydın? Şimdi dursun amcacığım. Ay, tamam vallahi çok iyisiniz ya. İkiniz de hadi kalkın gidin. Misafirin kısası makbuldür. Hadi Kenan sen de. Hadi. Hadi bakalım. Ay ay ay. Hadi görüşürüz Dursun amca dur. İnşallah. Emine. Bir şey demedin hala. Şimdi sırası değil Murat. Ne zamandır sırası? Sonra. Çok mu seviyorsun? O zaman kapılardan da kovulsan asla vazgeçme. Sevginin kıymetini bil. Emine abla, sen Murat abinin motorunu bildin gerçekten? Kızım başlama sen de be. Ama... Ay oh be! Git
Bittular vallahi. Bir azıcık kafamızı dinleyelim. Ne öyle sabahtan beri yaygara ya? Ne? Ne sırıtıyorsunuz be? Yok ya, biz de babamdan şey diyorduk ya hani... yatak odasını hani kız tarafı mı alır yoksa erkek tarafı mı olur? Biz onu düşünüyorduk bize yani. Yatak odasını kız tarafı alır canım. Bunun nesini tartışıyorsunuz? Sana söylüyorum oğlum ya. Kız tarafı alır. Madem kız tarafı alır, sen yarın bir yatak odalarına bak bakayım kaç paraymış, öğrenelim onu. Ama bak vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Gülmesenize. Benim bir fikrim var. Tabii. Motor da olabilir. Tabii yani. İşte binerler. Sonra güzelce gizerler yani. Güzel fikir. Ama şöyle bir şey var. Yatak odası takımının bir ağırlığı var yani. Aslı. Miraç, valla alacağım ayağımın aslında ikinizi. Gidin başka biriyle eğlenin de. Ya gülmesenize. Baba, baba bari sen gülme. Ben var ya, sen elini kana bulama diye kaçtım geldim peşinizden. Ama maskaranız olduk. Keşke gelmeseydim. Ve kıyamadım işte. Ya ne olur gülmeyin ya. Vallahi gülmeyin ya. Size var ya, akşam yemek yemek yok. Ne yaparsanız da yapın. Civan. Ya eve gel diye arayıp ondan sonra kaybolmak ne acaba? Allah Allah. Ne ki bunlar? Kutlama mı var? Hoş geldin hayatım. Civan, ne oluyor? Sevgilimle romantik bir yemek yemek istedim baş başa. İyi yaptın. Da, nerede evdekiler? Bizi baş başa bırakmak istedilerse demek ki. Çok. Ama gerek yoktu bu kadar. Çok zahmet etmişsin. Aşkım. Çok fazla vakit kaybettik. Ve ben artık kaybettiğimiz vakti telafi etmek istiyorum. Seninle geçirdiğim her an masal gibi geçsin istiyorum. Benim seninle geçirdiğim her an zaten masal gibi. Sen benim gerçekleşen rüyamsın. Hiç bitsin istemiyorum. Prensesim. Prensesim. Artık masaya buyurmaz mısınız? Biraz acıktım da. Tüm bunları sen mi yaptın? Aslında aklımdan geçmedi değil. Fakat bu romantik gecenin sonunu... Hastane bitmesine gülüm razı gelmedi, o yüzden yapmadım.
Lüfer. Hatırladın mı? Unuttun mu Beyazor? Saçında bir şey kalmış. Lüfer. Saçından. Hayatımda hiçbir kadar evlenmedim. Ben de. Biliyor musun? Ben ilk o gece aşık oldum sana. Kenan'ın dediklerine takıldı değil mi kafan? Yok kızım. O yalancı uşağın dediklerine ne takılacağım ya? Gerçi bizim kızımızın da ondan kalır yanı yok ya. Kime kızacağımı şaşırdım artık. Baba, bak geçmişe takılıp kalma sen de. Tamam ben de kızdım ettim ama kız mutlu. Seviyor kocasını, yuvasını kuruyor işte. Kızım doğru değilsin de. Ha ben her yerde şımalım, böyle de dürüsttür, öyle de doğrudur diye konuşurken beni ayakta uyuttu ya. Ben bunu nasıl unutacağım? Ya genç işte, yapmış bir hata. Hem yine senin dediğine gelmedi mi? Heh. Yine senin dürüst kızın olarak gelip sana her şeyi itiraf edip yalanından dönmedi mi babam? Hem de bakayım sen bana. Artvin'den buraya damatla tanışmaya gelirken senin derdin neydi? Şimal'in mutluluğu değil miydi? E mutlu ve evli işte ne değişti ki? Kızım bir şey değişmedi de yani yine mutluluğunu istiyorum tabii de. Ya babam değilse dahası yok bunun. Bak o kadar atayım babayım diyorsun. Sen böyle affetmediğin sürece o kızın mutluluğu yarım kalacak. Gel affet ha. Kızım doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da işte. Baba olunca anlıyorsun bunları. Bunlar ne ediciklerdi de böyle bizi yaka paça dışarı attı bu kız acaba? Aman ne ederlerse etsinler. Seninki aşk meşk diyordu gene. Civan kim bilir neler karıştırıyordur. Evden bir atılmadığımız kalmıştı, o da oldu çok şükür. Neval'cığım takıldığın şeye bak ya. Ya evden atılmasak böyle baş başa bile kalamayacaktık baksana. Orası da öyle vallahi. E hadi gidelim de bunlar ne ediler öğrenek. Ya ne ederlerse etsinler bana ne. Ben Civan'ın o yalancı suratını çekemem, onu biliyorum. Şöyle oturak ya, gel hele. Geç. Hava da ne güzel. Evet, çok güzel. Ya çok zaman oldu ha buraya gelmeyeli. Evet. Ah Tahsin. Hatırlayın mı? İstanbul'a ilk geldiğimizde ne kadar korkuyduk. Bu koca şehir bizi yutar mı? Evlatlarımız bu şehirde yetip gider mi değil. Ama çok şükür ikisi de dizimizin dibinde kaldı. Dizimizin dibindeler dibinde olmasına da adam oldular mı dersen işte orası biraz muallak. Hele bu Civan 6 ayda 6 yıl yaşlandırdı. Öyle değil. Ya belki değişir Dahsin. Şimdi gönlü Şimal'e de düştü. Ha? Belki istediğimiz gibi bir evlat olur. Hem bu arada sen hala 24 lüksün benim için. Sağ ol Neval'ım, sağ ol. İnşallah öyle olur. İnşallah da. Nerede? Yani aşkına bile yalan, dolan, bulaştıran insandan daha ne beklersin? Maalesef. Sen hiç böyle değildin Dahsin. Sen beni ne güzel sevdin. İyi ki sana kaçmışım. Ya ne diyorsun sen ya? Gönlümün sultanı. Allah canını almasın. Antep'in gülü. Aa, benim canım, benim canım, benim canım, canım. Ay. Aha başlıyor. Vallahi de başlıyor, çok heyecanlıyım. Civan ne yapıyorsun? Hiç. Normal insanların yaptığı gibi dünyanın en güzel kadınla evlenme teklif ediyorum. Diz de çöktüm. Yüzük de var. Çiçek de mevcut. Sonra ne yapmış olabilirim ben? Benimle evlenir misin dedim. Ne diyeceksin?
Böyle. Dümdüz. Tatsız tuzsuz evlen benimle. Dememişimdir ya. Ben başka bir şey daha yapmışımdır. Ne yapmış olabilirim? Öyle. Dümdüz. Çünkü sevince her şeye yetiyor değil mi? Sevince her şeye yetiyor. Bir tanem. Karım. Bana aşkı öğreten insan. Benimle ömür boyu bu aşkı yaşamaya var mısın? Yine biz zaten evliyiz bir tanem. Biliyorum evliyiz. Ama o sayılmaz. O bir oyun. Ben bu yaşadığımız her şeyi yıkıp baştan kurmak istiyorum. Hatırladığımızda mutlu olabileceğimiz anılar yaratmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Koş. Ay. Yaşasın, düğünümüz var. Aşkım, bana evlenmeyi mi teklif ediyorsun? Etmeyeceğimi mi sandın akıllım? Tamam, başta kıymetini bilemedim ama artık vazgeçmem senden. Ay, çok duygulandım, beni ağlayacağım. Ağlama aşkım, artık mutluluktan da olsa ağlama, hep gülelim. Hilda. Benimle evlenir misin? Evet, milyonlarca kez evet. Yanıyoruz. Yanıyoruz Allah. Derken nasıl yanıyoruz ya? Ana! Yanıyoruz. Lan yanıyoruz. Yanıyoruz. Hala yanıyor. Allah. Aşkım, beni değil ateşi söndüreceksin. Aşkımızın ateşi sönmesin karıcığım. Hayır. Bana yok. Bana yok. Hasta olurum. Allah. Gel buraya. Hasta oluruz. Buraya gel. Evimize bereket, neşe geldi değil mi hanım? Ne zamandır güya bu anı bekliyorduk. Öyle dersin öyle. Aa, gülmekten karnıma ağrı girdi ha. Of, ne geceydi ya. Ay, benim yüzüğüm çok güzel ya, değil mi Eltim? Ya çok. Seninkine bakayım. Seninki de çok okey ama benimki çok daha güzel. Benim Okan'ım daha zevkli ya. Bence de. Okan abi Civan'dan daha zevkli. Nasıl ya? Bir dakika. Ben niye iki dakikada satıldım şimdi? Abim benden daha mı zevkli şimdi? Herhalde zevkliyim oğlum. E tabii oğlum ya. Abin senden daha zevkli. Benden belli değil mi? Alınmıyorsun değil mi Eltim? Ama Okan'ın zevki gerçekten benden belli yani. Kızaktı şimdi Allah için. Vallahi karım ne diyorsa o. Vallahi ben de çok okuyayım. Ben çok memnunum hayatımdan. Çok. Ay, aşkım ya. Kim ne derse desin. En güzel yüzük benim ya. Sonuçta onu sen aldın. Dünyanın en güzel kadını da benim karım. Ay, biz şimdi ikinci baharımızı mı yaşıyoruz? Ne ikisi ne üçü aşkım. Bundan sonra hayat bize hep bahar. Ay, tü maşallah. Kem gözlerden sakla, nazar... Öf, yetti ya. Korkmuyorum artık nazardan, değme be. Korkma aşkım. Kapı gibi kocam var senin ya. Of, Okan ya. Sen balık kokuyorsun ya. Niye kokayım ya? Balığı ben pişirmedim ki. Ay, bilmiyorum orasını ama git bir duş al, öyle gel ya. Üstünü değiştir Allah aşkına ya. Midem kalktı, of. O kadar diyorsun, tamam. Civan.
Benim şimdi bu annenin yüzüğünü çıkarmam mı gerekiyor? Çok da sevmiştim oysa. Aşkım. Yani ben... aşağıda şaka yapıyorsun sanmıştım ama sen ciddi ciddi beğenmedin galiba aldığın yüzüğü. Öyle şey olur mu hiç? Bir kere bu yüzük bizim aşkımızın yalandan gerçeğe dönüşünün en büyük şahidi. Bu yüzük biz birbirimize o kadar hor davrandıktan sonra kavuşmamızın simgesi. Öyle mi? Peki ya annemin yüzüğü? O niye bu kadar önemli? Çünkü eğer bu yüzük olmasaydı bizim yollarımız hiç kesişemezdi. Bu yüzük bir yalanla da olsa bizi bir arada tuttu. Bir tanesi yollarımızı birleştiren yüzük. Diğeri de aşkımızı mühürleyen yüzük diyorsun yani, öyle mi? Şimal, o yüzüğü çıkarma, tamam mı? Ömrünün sonuna kadar parmağında kalsın. Evet ya, hatta düğün bile yapabiliriz bence. Ne dersin? Sen ciddisin de biz zaten evliyiz ya hayatım. Doğru söylüyorsun, evliyiz. Ama ileride geri dönüp baktığında üç kağıtlarla dolu, entrikalı, yalan dolan bir evlilik mi hatırlamak istersin? Yoksa herkesin onayını aldığımız, annemizin babamızın onayını aldığımız güzel bir düğün mü hatırlamak istersin ha? Nikah da tazelemiş oluruz. İyi de onlar bunu kabul edecek mi ki? Daha bizi affetmediler. Ederler. Niye etmesinler? Bizi affetmeleri için onlara zaman vermeliyiz. Hı? Allah'ım ben ne kadar şanslı bir adamım. Dünyanın en güzel kadını ikinci kez gelin olacak. Ay. Allah Allah. Ya ne oluyor hanım? Gene ne geldi aklına? Benim aklıma gelen acaba ne? Senin aklına gelmiyor. Hı? Aynı odada yatıyorlar. E olsun. Onlar ne zamandır aynı odada yatıyor? Ne var bunda? Tamam da o zaman oyun ediymişler. Ha? Bir şey olmamıştır. Ama kız şimdi aşığım değil. Evli olduklarını sanıyor. Doğru diyorsun. Olmaz. Yok. Biz onların aynı odada yatmasına müsaade edemeyik. Edemeyik, edemeyik. Oğlum oğlum, ben Civan'a hiç güvenmeyeyim vallahi. Sen ciddi misin? Sen baya baya ciddisin. Ya tabii ki ciddi değilim. Şu suratının haline bak. Ya alacağın olsun ya. Ya gerçekten soğuk soğuk terledim ya. Of. Şu çakıyı alabilir miyim tedbir amaçlı? Şunu alayım. Bunu atacağım sonra. Yok. Şu yastığı da çekeyim. Çünkü yastığın arkasına sana sarılmak o kadar zor oluyordu ki anlatamam sana. Ya. Ama hiç belli etmiyordum. Sen de belli etmiyordun. Hatırlasana bir gece sınırı aşıp gelip bana sarılarak uyuduğun geceyi. Annem münasebet canım. Ayrıca ben sana orada da söyledim mi? Aşkım yapmak zorundaysın bir tanem. Unuttum. Biz artık... Hayırdır inşallah. Gel. Anne. Hayırdır? Hayırlı geceler çocuklar. İyi geceler kızım, sana da hayırlı geceler. Hayırlı geceler anneciğim. Yani bu saatte hayırlı geceler demeye gelmedin herhalde.
Yok, tabii ki değil. Şey için geldim ben. Baban için geldim. Baba, babacığım ne oldu? Yok bir şey oğlum. Biraz böyle göğsüm hani böyle tıkanıyormuş gibi hissettim, iyiyim. Tahsin babacığım ne oldu, iyi misin? Ne olucudu? Adam ders sahibi yaptınız. Oğlum babanı götürüp hastaneye baktırt zavallıya. Hastane, doğru söylüyor. Hadi kalk baba, hastaneye gidiyoruz, yürü. Biz Civan'la gider geliriz Neval. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa da ararız zaten sizi. Ben de gelseydim. Yok, yok. Hiç gelmene gerek yok. Çünkü önemli bir şey yok. Anneni biliyorsun, hamlıdır. Önemli bir şey olmaz olur mu canım? Başım ağrıyor, göğsüm ağrıyor demedin mi sen bana? Ham değil bu. Tamam, biz Civan'la gider geliriz. Hadi, sakin ol. Hadi, hadi uzatmayın. Hadi hastaneye gidiyoruz. Hadi, selametle hadi, iyi haberlerinizi bekleyin. Ya baba, sen yürümeseydin buraya kadar. Ben arabayı oraya getirirdim. Yok, yok. İyiyim ben ya. Fena değilim, iyiyim. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Kapat, kapat. Gitmeyeceğiz bir yere ya. Tamamdır. Nasıl gitmeyeceğiz baba? Bir yerim ağrıyor dedin. Ne yapacağız? Doktor arayayım mı? Sancı mı girdi? Yok, yok. Kimseyi arama. Ben gayet iyiyim. Biz sen şımarla yalnız kalmayasın diye annenle şey ettik. Hiç öyle yüzüme aval aval bakma. Kızla evli bile değilsin. Baş başa mı kalacaktın? Haylaz. Ateşle barutu yan yana bırakır mıyız biz hiç? Baba, evden doktora diye çıktık. Biz ne yapıyoruz burada ya? Nereye gideceğiz şimdi? Evet, kafayı vuracağız. Burada yatacağız. İşte. Ya, ya baba olur mu ya? Allah Allah. Ya hiç burada yatılır mı? Kalk yürü, koca adamlarız. Eve gidelim. Geçti dersin Şimal'e. Bir şeyim yok dersin, kandırırız. Hadi yürü. Öz, Şimal uyumadan yetişmenin peşindesin değil mi? Yok baba, vallahi ondan değildim. Allah aşkına burada mı yatacağız ya? Yatamayız burada. Belimiz tutulur, boynumuz ağrır, bir şey olur. Fena oluruz ya. Aman, beyefendinin rahatı bozuldu. Ben kaç gündür senin yüzünden uyuyamıyorum. Haberin var mı senin? Şimdi geçmişsin karşıma, keyfini düşünüyorsun. Ya vur kafayı da yat. Beni delirtme şimdi. Ay şimdi biz de mi gitseydik, benim aklım kalır. Dalmaz kızım, yani kalmasın. Önemli bir şey yoktur. Dersin biraz evham yaptı. Neval anneciğim, Tahsin baba da sizin için evham yapmıştı dedi ama. Öyle mi dedi? Ağrıdandır o öyle. O yapar aslında. Aslında ben sakinimdir daha çok. O evham yapar, benim üstüme atar. Ne bileyim şimdi bir şey çıkmasın da. Yok, çıkmaz çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Hadi sen git, yat. Uykundan olma. Hadi kızım. Ya hadi tamam, bana kızgınsın. Lan bu yaptığımız ne baba? Yani akla mantığa sığıyor mu bunu yaptığımız? Allah Allah. Ne yapacağız her gece? Ha? Bir bahane uydurma evden mi kaçacağız şimdi? Bir dakika. Sen Şimal'e niye evlenme teklif ettin bakayım? Niye olacak babacığım? Her şeyi doğru düzgün yapabilmek için. Babacığım, biliyorum bana inanmıyorsun. Babacığım söylediğim gibi ben Şimal'le değiştim. Ve her şeyi düzeltmeye çalışıyorum. Başka bir kadınla evliyken Şimal'e evlenme teklif ederek mi her şeyi düzelteceksin? Onu da konuştuk baba. Biz bir tören düzenlemeyi, bir düğün yapmayı düşünüyoruz. Böylece Şimal'le resmi bir evlilik gerçekleştirmiş olacağız. Evleneceksin ha? Ha. Yani şuna sen kızı tekrar kandırıp bu defa gerçekten evleneceğim desene. Babacığım, ben Şimal'i çok seviyorum. Ve ona yanlış yapmaktan, onu kaybetmekten korkuyorum. Yanlıştan doğru çıkmaz Civan. Bunca yıldır baban olarak ben sana bunu öğretemedim mi yahu? Hı? Bak sen tamam, her zaman biraz kaşarıydın, biraz uçarıydın. Ben açık söyleyeyim, bu huyunu da severim senin ha. Ama bu defa farklı evladım. Bu defa farklı. Ben Şimal'i çok seviyorum ve onunla evleneceğim baba. Temeli yalanla atılan bir evlilikte ne bulmayı umuyorsun sen? Hı? Hadi anneni, şirketi, Şimal'le bize söylediğin onca yalanı da geçiyorum. Yahu eğer sen bu kızla bir ömür geçireceksen bu ilişkiyi yalan üzerine kuramazsın.
Sen de çok iyi biliyorsun ki bir yalan arkasından onlarca yalan. Hatta yüzlerce yalan getirir. Eğer sen bunu bilmiyorsan ben sana daha ne diyeyim? Yat da dinlen. Annen 3 saatten önce dönmeyin dedi. Daha çok var. La 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 la. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kalmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. (Gülüyor)